sunup çatasız. Obodo Manas Radyosu. Manas Radyosu. Manas FM'de özel röportaj. Kırgızistan Türkiye Manas Üniversitesi'nden Medya Manas'tan hepinizi saygıyla selamlıyoruz. Değerli dinleyicilerimiz, değerli izleyicilerimiz, sizleri Türkiye'den gelen saygın konuklarımızla buluşturmaya devam ediyoruz. Bugün üniversitemizde çok önemli bir bilimsel etkinlik devam ediyor. 9. Uluslararası Girişimcilik Kongresi. Bu nedenle Türkiye'den çok değerli konuklarımız var. Manisa Celal Bayar Üniversitesi Rektörü Profesör Doktor Sayın Kemal Çelebi ve Balıkesir Üniversitesi Rektör Yardımcısı Profesör Doktor Sayın Şakir Sakarya. Hoş geldiniz efendim. Hoş bulduk. Hoş bulduk efendim. Kemal çok Hocam, teşekkür ederiz. Çok sağ olun. Şeref verdiniz. Sağ olun. Kemal Hocam, Atayurt'tasınız. Evet. Heyecanlı evet. Mısınız? Hem heyecanlıyız hem mutluyuz. Ne güzel hocam. İlk evet. Defa mı geliyorsunuz? İlk olarak geliyorum. Bundan sonra sık sık gelirsiniz artık. İnşallah. Yol biraz uzun ama Atayurt bizi çekiyor tabii. Değil mi? Fırsat buldukça inşallah. Atayurdumuza, dostlarımıza, kardeşlerimize inşallah ziyaret için geleceğiz. Hocam, bilimsel amaçlarla, başka amaçlarla inşallah bu ziyaretleri sıklaştırmak lazım. Şimdi ben gözlemliyorum, sizinle birkaç saattir beraberiz. Buradaki kardeşlerimizi tanımak için de çok özel zaman ayırdınız. Evet. Buna evet. Da çok ilgilisiniz. Pek çok insana merhaba dediniz. Üniversitede çalışanlara, öğretim elemanlarına, diğer çalışanlara. Ne güzel, siz buraya çok hazırsınız bence. İyi ki gelmişsiniz. Onlar da sizi tanımış oldular. Evet, evet. Yani geldiğimizde elbette kardeşlerimizi, dostlarımızı, arkadaşlarımızı mümkün olduğu ölçüde ziyaret etmek, bir selam vermek, hal hatırlarını sormak ve onları yine kendi ülkeleri olan Türkiye'ye davet etmek gerekiyor. Biz hem bu vesileyle arkadaşlarımızı tanıdık, tanıştık ve onları inşallah ülkemizde, Türkiye'de, ülkelerinde ağırlamaktan mutlu olacağız. Ne kadar güzel. Buradan pek çok gencin Türkiye ile çok ilgilendiğini biliyor musunuz hocam? Bu konuda çok fazla bir bilgim yok. Şimdi ben size hemen söyleyeyim. Bizim radyomuzu özellikle üniversite öğrencileri çok izlerler. Yine sosyal medyadaki televizyon yayınlarımızı da takip ederler. Pek çok gencin bize her zaman sorduğu, İşte mailler göndererek, diğer kanallarla, sosyal medya kanallarıyla sorduğu sorular, biz Türkiye'ye nasıl gidip orada eğitim alabiliriz? Hangi üniversitelere gidebiliriz? Bu sorular bize çok sık geliyor. Ondan dolayı biz özellikle rektörlerimiz buraya geldiği zaman, rektör yardımcılarımız geldiği zaman, üniversitemizin temsilcileri geldiği zaman diyoruz ki biz ilk ağızdan hemen bu gençlerle, bu kardeşlerimizle, hocalarımızı buluşturalım. Siz de geldiniz. Çok gayet da gelişkin güzel. Bir üniversiteden geliyorsunuz. Manisa Celal Bayar Üniversitesi. Ben şöyle hemen broşürünü de göstereyim. Açıp okuduğunuzda gerçekten insanı heyecanlandıran bilgiler var burada. Eminim Kırgız kardeşlerimiz de bir fırsat olsa da biz de gidip orada eğitim alsak diyeceklerdir. Bundan dolayı rektörümüze hemen soralım dedik. Manisa Celal Bayar Üniversitesi nasıl bir üniversitedir? Size hemen... Burada erkin mikrofon diyorlar, özgür açık mikrofon diyorlar. Mikrofonu verelim, siz anlatın hocam üniversitenizi. Memnuniyetle. Manisa Celal Bayar Üniversitesi Türkiye'nin batısındaki büyük illerden İzmir'in hemen yanı başındaki Manisa'nın üniversitesi. 1992 yılında kurulan bir üniversite. 14 fakültemiz, 3 yüksekokulumuz, 15 yüksekokulumuz. Bunun dışında 25 araştırma uygulama merkezimiz ve 55 bin öğrencimiz mevcut. 55 bin öğrenci. 55 bin evet, öğrencimiz mevcut. Ne güzel. Üniversitemiz 25 yıllık süre zarfında geldiği nokta itibariyle eğitim, öğretim ve bilimsel araştırma altyapısı bakımından iyi bir noktada. Verdiğimiz eğitimin kaliteli eğitim olduğunu, mezunlarımızın mezuniyet sonrası çok rahatlıkla iş bulma imkanlarına sahip olduklarını söyleyebilirim. Üniversitemizde elbette yurt dışından gelen misafir öğrencilerimiz de var. Biz üniversite olarak kendimiz YÖS sınavlarını yapıyoruz ve karşılıklı olarak kabul ettiğimiz diğer üniversitelerin YÖS sınavlarına girmiş arkadaşlarımızı da
bu misafir öğrenci kontenjanında değerlendiriyoruz. 700'e ulaşan bir yabancı misafir öğrenci sayımız var. Ne kadar güzel. Öğrencilerimizin üniversitemizden, şehrimizden ve Türkiye'den memnuniyetlerinin üst düzeyde olduklarını biliyorum. Üniversitemizin bulunduğu şehir de Türkiye'nin en köklü tarihe, en güzel coğrafyaya, tarıma, sanayiye sahip olan bir şehri. Dolayısıyla biz üniversitede verdiğimiz eğitimde aynı zamanda son yarı yılları iş yeri uygulama eğitimi olarak değerlendiriyoruz. Dolayısıyla gelen öğrenci arkadaşlarımızın fabrikalarda, iş yerlerinde, bürolarda bir yarı yıl boyunca pratik yapma imkanları var. Bu bakımdan üniversitemiz dediğim gibi hem altyapısıyla hem akademik kadrosuyla bölgesinin ve ülkemizin saygın, iddialı üniversitelerinden bir tanesi. Kırgızistan'daki değerli arkadaşlarımızı da, gençlerimizi de üniversitede görmek, ağırlamak, karşılıklı olarak birbirimizden istifade etmek isteriz. Manisa Celal Bayar Üniversitesi zaten ata yurduna karşı sorumluluklarının da farkında bir üniversite olarak Orta Asya'daki, Kırgızistan başta olmak üzere tüm ülkelerdeki üniversitelerle bilimsel, akademik manada işbirliği yapıyor. Bugün de zaten başlayan 9. Girişimcilik Kongresi bizim üniversitemizin Kırgızistan Türkiye Manas Üniversitesi ve Balıkesir Üniversitesi'nin ortaklaşa yürüttüğü bir bilimsel etkinlik. İnşallah bu tür karşılıklı alışverişleri her manada, her bakımdan bu ilişkileri daha yukarılara, daha üst düzeye hep birlikte el birliğiyle taşıyacağız. Ben buradan Kırgız kardeşlerimize, öğrenci arkadaşlarımıza, siz değerli hocalarımıza sevgilerimi, saygılarımı ve Türkiye'den selamları iletiyorum. Çok teşekkür ederiz hocam. Biz Manisa Celal Bayar Üniversitesi'nin ne kadar kaliteli bir üniversite olduğunu buraya gelen, oradan buraya gelen hocalarımızdan da biliyoruz. Gayet alanında yetkin, yetişmiş, buradaki gençlerimize o mesleki bilgi ve beceriyi aktaran çok başarılı hocalarımız geldiler, çalıştılar, tekrar görev yerlerine döndüler. Buradan da biz Tuncer hocamıza, İlham hocamıza, Cengiz hocamıza, evet, hepsine saygılarımızı iletiyoruz. Saygılarımızı iletiyoruz. Sevgili gençler, Manisa Celal Bayar Üniversitesi'nde okumak isterseniz eğer, Manisa'da kardeşlerinizle birlikte okumak isterseniz eğer, Türk dünyasının gençleri olarak cbu.edu.tr cbu.edu.tr adresine girip ayrıntılı bilgiler alabilirsiniz. Eminim hocam da oraya göndereceğiniz e-maillerle ayrıca ilgilenecektir. Kesinlikle. Size yol açacaktır. Tabii ki. Çok teşekkür ediyorum. Hocam müsaadenizle sözü Aida'ya verelim ve Rus dilli dinleyicilerimiz için de çevirsin söylediklerinizi. Добрый день, уважаемые радиослушатели. Вы слушаете программу «Специальное интервью», которую для вас подготовил директор управления радио телевидения Манас, Крымского исторического университета Манас, господин доктор Бюрент Намал. Дело в том, что сегодня у нас в гостях находятся очень два уважаемых гостя. Это ректор университета Маниса Джалал Баяр, господин Кемаль Челеби, и проректор университета из Балыкесир, это Шакир Сакария. Дело в том, что у нас сегодня, 10 мая, в Кыргызстане, в Бишкеке, открылся 9-й конгресс, международный конгресс по предпринимательству. И участвует множество гостей, которые выступают в этом конгрессе, который был организован между Кыргызско-Турецким университетом Манас и университетом Балыкесир. Прежде всего, господин Бюлент Намал попросил нашего гостя рассказать нам подробнее об университете Маниса Джалал Баяр. Дело в том, что многие кыргызстанцы, студенты, особенно абитуриенты, они интересуются возможностями обучаться именно в Турции, например. И, в частности, господин Кемаль Челеби отметил, что университет Маниса Джалал Баяр был открыт в 92-м году, и в нем сейчас действует 14 факультетов, 15 высших школ, и где обучается 55 тысяч студентов. Дело в том, что даже есть, оказывается, студенты из других стран, они принимают с удовольствием студентов, и среди них обучается, например, 700 студентов, которые проходят, прежде всего, экзамены, так называемые
ну, выше, по высшему образованию, и по результатам этого как бы, экзамена они поступают в этот университет. Дело в том, что этот университет находится недалеко от города Измира, в городе Манисе, и там они получают современное образование. Дело в том, что он рад, говорит, установить, скажем, образовательные, академические связи между университетом Манас. Вот, и он уже успел, оказывается, за сегодняшнее время, говорит, уже встретиться с нашим академическим персоналом, с преподавателями нашими поподробно, поздороваться с ними. Говорит, и для нас, говорит, очень интересно, говорит, будет, конечно, и принимать кыргызских, скажем, граждан для того, чтобы они обучались там, в Турции, и устанавливать в дальнейшем связи, потому что, говорит, это Кыргызстан, говорит, это наше отечество, говорит, и для нас, говорит, для нас устанавливать связи, говорит, с нашим, скажем так, отечеством, говорит, это, конечно, говорит, большая ответственность. Я передаю микрофон господину Бюлент Намалову для того, чтобы мы продолжили нашу программу «Специальное интервью». Спасибо большое, Аида. Profesör Doktor Sayın Şakir Sakarya, Balıkesir Üniversitesi Rektör Yardımcımız. Siz de hoş geldiniz hocam. Hoş bulduk. Sayın hocam. İyi ettiniz de geldiniz. Çok teşekkür ederim. Biz gelip, de... gelip durunuz. Kırgızlar öyle der. Kırgız dostlarımız gelip durunuz der. Gelip durunuz. Evet inşallah. Bizim için de çok büyük bir mutluluk oldu. Burada can dostlarla beraber olmak. Ben de çok mutlu oldum. İlk defa geliyorum ben de Kırgızistan'a. Ve üniversitenizle yıllardır işbirliği içerisindeyiz. Bundan da büyük mutluluk duyduğumu ifade etmek isterim. Ben de Balıkesir Üniversitesi Rektör Yardımcısı olarak Sayın Rektörümüzün yoğun programlarına da katılamaması nedeniyle buradayım. Hemen parantez açalım. Sayın Rektörümüz de yine evet. Bizim üniversitemizden evet, giden burada, Balıkesir Üniversitesi'ne 2,5 yıl İktisadi Dersler Fakültesi Dekanlığı yapan hocamız Profesör Doktor Kerim Özdemir şu anda Balıkesir Üniversitesi Rektörlüğü görevini yürütüyor. Biz de Sayın Hocamla birlikte 3,5 yıldır beraber çalışmaya devam ediyoruz. Bizim hocamızla diyalogumuz eskilere dayanıyor. Daha önce bizim fakültemizin dekanıydı. Şimdi rektörü yine birlikte çalışmaya devam ediyoruz. Ne kadar güzel hocam. Siz de hemen üniversitenizden söz edin kısaca. Balıkesir'e de buradan evet. Dostlarımızı, Kırgız kardeşlerimizi gönderelim. Evet, memnuniyetle efendim. Balıkesir Üniversitesi yine Celal Bayar Üniversitesi ile olduğu gibi 1992 yılında kurulmuş genç bir üniversite olmasına rağmen bir ayrıcalığımız üniversitemizin özellikle eğitim fakültesinin tarihine baktığımız zaman Balıkesir Üniversitesi eğitim öğretim açısından 100 yılı aşkın bir geçmişi var. Eğitim öğretim geçmişi var. 1910'lu yıllara dayanan Necati Bey Daril Muallimine dayanan köklü geçmişi var. Ve o günden bugüne kadar evrilerek gelen işte Yüksek Öğretmen Okulu, Devlet Mühendislik Mimarlık Akademisi ve nihayet 1992'de kurulan Balıkesir Üniversitesi ve güzel bir haber daha. 2016 yılında kurulan, 2015 yılında 2016 yılında fiili olarak başlayan ve bizim oğul verdiğimiz Bandırma 17 Eylül Üniversitesi yine bizim bünyemizden oluştu. Bizim de yaklaşık 40 bin öğrencimiz var. İşte 10 fakültemiz, 4 yüksek okulumuz, 12 meslek yüksek okulumuzla 40 bin öğrencimize hizmet götürmeye çalışıyoruz. İşte Batı Marmara bölgesinde Türkiye'nin en sakin, en dinlendirici denizli ile doğal güzellikleriyle, Kaz Dağları ile dünyada Himalaya'dan sonra en fazla oksijenin olduğu işte antik kentlerin, kumun, güneşin, doğanın iç içe olduğu, her türlü meyve, sebze, bitkinin yetişebildiği nadide illerimizden birisi. Turizm mevsimi de başladı. Evet. Çok insan nereye acaba tatile gitsem diye planlar yapmaya da, araştırmalar evet. yapmaya da başladı. Biz hemen bunun da yanıtını vermiş olduk. Biz dört gözle bekleriz. Özellikle ben Kırgız dostlarımızın Balıkesir'e tercih etmeleri durumunda bizim Burhaniye Ören'de yine 110 kapasiteli, yatak kapasiteli, oda kapasiteli turizm uygulama otelimiz var. Biz orada da misafir etmekten mutluluk duyarız. Bir konaklama problemleri olmaz. Bu noktada emin olsunlar. Ve geldiklerini bize bulurlarsa zaten her konuda destek olmaya hazırız. Diğer güzel. Taraftan da benim fakültemde öğretim, eğitim, öğretim faaliyetini sürdüren öğrencilerimiz var. Kırgız öğrencilerimiz var. Ben buradan onları da selamlamak istiyorum. Buraya kadar gelmişken. Ve buradan da onlara selam götüreceğim. Mezun olan öğrencilerimiz vardı. İnşallah iletişim kurabilirsem görüşmek isterim Kırgızistan'da. Fikriye diye bir öğrencimiz vardı. Şimdi sizi dinliyorlarsa eğer evet, inşallah. Çok da mutlu ve güzel diyaloglarımız vardı öğrenci arkadaşlarımızla da. Ayrıca biz 7 Nisan'da biraz önce ifade ettiniz.
Yani bizim Balıkesir Üniversitesi'nde okumak isteyen öğrencilerimize yönelik orta öğretim seviyesinde. Bu sene de yine 7 Nisan'da YÖS sınavımızı yaptık. Burada da yaptık. 80'den fazla katılımın olduğunu biliyorum. İnşallah onlar Balıkesir Üniversitesi'ni tercih ederlerse konaklama noktasında, eğitim öğretim faaliyetlerinin yürütülmesi noktasında herhangi bir sıkıntı çekmeyeceklerinin teminatını ben veriyorum. Yeter ki onlar gönül bağıyla istesinler. Biz de her türlü desteği onlara vermeye hazırız. Hiç kuşkunuz olmasın, isteyeceklerdir. Onların da hiç kuşkusu olmasın. Aynen evet. Burada ailelerinin yanında nasıl rahat ediyorlarsa orada da rahat edeceklerdir. Kesinlikle. Yine bundan sonraki yıllarda da bu YÖS sınavımızı yapmaya devam edeceğiz. Bizim için burası ayrı bir güzellik, ayrı bir özellik. Özellikle Türkiye Cumhuriyetlerimizle ilgili bu hassasiyetimiz çok devam ediyor. Kırgızistan'dan, Türkmenistan'dan, Özbekistan'dan, işte Azerbaycan'dan çok değerli öğrencilerimiz var. İktisat Eder Biner Fakültemizde, Turizm Fakültemizde, Tıp Fakültemizde, Edebiyat Fakültemizde, Eğitim Fakültemizde öğrencilerimizin olduğunu yakinen biliyorum. Bizim için de bunlar bir gurur ve mutluluk verici olay. Atayurdumuzdan gelen can dostlarımız. Ne güzel hocam. Sevgili gençler, hemen hatırlatmak isterim. Balıkesir.edu.tr Balıkesir Üniversitesi'nin internet sitesi. Oradan da yine gerekli bilgileri, detaylı bilgileri alabilirsiniz. Hocalarımız burada anlattılar zaten ama çok daha ayrıntılı bilgiyi balıkesir.edu.tr adresinden alabilirsiniz. Bunu da söyleyeyim ve hemen müsaadenizle yine Aida'ya bırakayım sözü hocam. Вы продолжаете слушать программу «Специальное интервью», которую для вас подготовил господин доктор Бенет Намал, директор управления радио и телевидения Крымского Союзного университета ТАМАС. И как бы микрофон передали господину Шакир Сакари, который является проректором университета Балык-Эсер. Дело в том, что он сказал, что университет Балык-Эсер, он был образован тоже в 1992 году, и здесь на 10 факультетах и 12 профессиональных высших школах обучается 40 тысяч студентов. Но университет Балык-Эсер, он имеет более такую длительную историю. Дело в том, что педагогический факультет, он был заявлен еще в 1910 году, и он имеет такой более глубокий корни, там столетние более, вот, и на котором обучается множество студентов. И, говорит, есть, говорит, много студентов, даже, говорит, из Кыргызстана, которые обучаются в этом университете Балык-Эсери, вот, и с удовольствием, говорит, с ними сотрудничаем. Дело в том, что, говорит, даже есть выпускники, говорит, если, говорит, будет возможность, которые они, если услышат на нашего господина профессора Шакира Сакари через наш радиоэфир, они смогут его встретиться, он с удовольствием, говорит, я, говорит, с ними провел бы, говорит, диалог, вот. И, говорит, кроме того, говорит, на нас, говорит, есть студенты, говорит, из Азербайджана, Туркменистана, Узбекистана, Кыргызстана, говорит, они для нас очень дорогие, говорит, и они обучаются на факультетах, например, туризма, экономики, медицинских факультетах, на гуманитарном факультете, говорит, получают образование, говорит. И мы, говорит, рады, что мы, говорит, находимся на, как бы на земле наших предков, говорит, и передать, прежде всего, наши, говорит, как бы горячий привет. Напомню, что до этого господин Камиль Челеби также назвал интернет-адрес для того, чтобы студенты, которые захотят обучаться на в университете Маниса Джилял Байяр есть интернет-адрес, это gbu.edu.tr, на котором они смогут получить более подробную информацию для того, чтобы поступить в этот университет. А также я назову сейчас адрес, интернет-адрес университета balıkesir.edu.tr для того, чтобы наши студенты из Кыргызстана смогли получить более подробную информацию для того, чтобы поступать в этот университет и получить образование. Там передаю микрофон господину Бенет Намалу. Спасибо большое. Değerli dinleyicilerimiz, değerli izleyicilerimiz, bir kez daha hatırlatmak isteriz. Kırgızistan Türkiye Manas Üniversitesi'nde Celal Bayar Üniversitesi ve Balıkesir Üniversitesi'nin ortak etkinliği olarak, bilimsel etkinliği olarak 9. Uluslararası Girişimcilik Kongresi devam ediyor. 12'sine kadar devam edecek. Burada çok değerli hocalarımız, akademisyenlerimiz girişimciliğin yeni boyutları üzerine çok değerli bildirilerini sunuyorlar. Haberlerimizden ayrıntıları, bu girişimcilik kongresiyle ilgili ilginç konuları, temaları ve konuklarımızı dinleyebilirsiniz, izleyebilirsiniz. Değerli hocalarım, çok teşekkür ediyorum. Geldiğiniz için, zaman ayırdığınız için şeref verdiniz. Sizleri atayurdunuza her zaman bekliyoruz. İnşallah biz de sizi Türkiye'ye, Manisa'ya, ülkemize bekliyoruz. Herkese selamlar, sevgiler, saygılar. Sağ olun. Efendim ben de çok çok teşekkür ediyorum. Bize bu fırsatı verdiniz. Atay yurdumuzda böyle bir programı davet ettiniz. Çok çok teşekkür ediyorum tüm dostlara, tüm gönüldaşlara, tüm atay yurduna saygılar. Bir başka programda görüşme dileğiyle. Hoşçakalın değerli dinleyicilerimiz, değerli izleyicilerimiz.
Уважаемые радиослушатели, вы в сегодняшней программе о специальном интервью господина доктора Бюлент Намалова прослушали выступление уважаемых гостей. Дело в том, что это гости из Турции. Они приехали на 9-й международный конгресс по предпринимательству. Это господин ректор из университета Балыкесир Джалал Байер. Прошу прощения, Маниса Джалал Байер университет, это господин Кемаль Челеби, и университет Балыкесир, это господин Шакир Сакари. Они как бы приехали в нашу студию гостями и выступили, рассказали нам о своих, прежде всего, университетах. Дело в том, что в дальнейшем нашей программах вы услышите более подробно о выступлениях, которые организованы в рамках этого конгресса. Дело в том, что этот конгресс рассматривает новые, скажем, тенденции предпринимательства, и они, господа, наши гости приехали с важными докладами на этом конгрессе. Более подробно новости и, скажем, репортаж вы услышите в наших дальнейших программах, и будем рады видеть наших гостей снова в нашем эфире и слышать вас в нашем эфире. Всего доброго, до свидания. Manas FM'de özel röportaj. Маалыматтык колдоо Манас радиосу.